Metotları nasıl görebileceğimizi, yük üretim metodunu nasıl anlayabileceğimizi burada göstermiştim. Ve bu request'in kabul ettiği metotları da listelemiştik bizim route'umuz üzerinde. Şimdi bunu artık yazdırabiliyorsam ben @user'da işlemim ne olacak? Get metodunu kullanmayacağım. Sadece post'u kullanacağım burada. Delete put'u da kullanmayacağım. Bu yüzden if request deyip burada postu ayarlarsam ya da aslında şöyle bir durum da yok. Ben bunları sildiğimde sadece artık benim postum çalışacak. Post request'i kabul etmiş olacak bu fonksiyon. Eğer post request gelmiyorsa 405 döndürecek. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Bu request'in metodunu post mu deyip kontrol edebiliriz. Belki hem get'i hem post'u aynı anda kullanmamız gereken alanlar olabilir. Şurada mesela get'in kaldığını düşünelim. Get kaldı. Burada işlemlerimi yapacağım ve bunu post metoduna göre yapacağım diyelim. Artık zaten bana bir tane şey geliyor. Default bir fonksiyon geliyor. Bu şekilde post metoduyla çalışabilirim. Şimdilik bunu bilmeniz yeterli. Get metodunda sadece şeyle kullanabilirsiniz. Sayfaya ilk girildiğinde get metodunu çalıştırabilirsiniz. Daha sonra bir form doldurulduğunda ve formun kayıt için kullanılması gerektiğinde if deyip buradaki metodun post olup olmadığını ya da başka bir metot olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Şimdi ben artık metotların nasıl kullanmam gerektiğini biliyorum. Şimdi verinin nasıl taşınması gerektiğiyle ilgili, nasıl taşındığıyla ilgili birkaç bilgi vermeye çalışayım. Burada print deyip metodumu görebiliyordum zaten. Ama artık her şeyi görmek istiyorum. All of request diyeyim. Request içerisinde hangi fieldlar varsa, hangi probe'lar varsa ben bunların hepsini görmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Request dedikten sonra bunu bir parantez için alayım. Parantez için alıp biliyorsunuz bu bir artık bir obje olduğu için, request'in bir alt field'ları, bir prop'ları olduğu için bu aslında bir obje. Ben objenin içerisindeki bütün prop'ları görmek için ne yapıyorum? Dir deyip içerisindekilerin hepsini bir liste içerisinde görüntüleyebiliyorum. Projem az önce kapandı. Tekrar çalıştırdım. Geldim tekrar. Ve bir tane delete değil de şuradan post request attım. Request'in sonucunda all of request yazdırıldı. Burada biz request karşıladıktan sonra ihtiyacımız olan şeyin neyse, biz kontrollerimizi nasıl yapacaksak, veriyi nasıl alacaksak bunların her biri aslında bulunuyor. Ben request'in genelde işte parametreyle bir veri alacaksam URL üzerinden işte args içerisinden bunu alabiliyorum. Bir imaj alacakken datayı kullanabiliyorum. Bir formun doldurulması gerektiğini ve body içerisinde bir formla data alacaksam bunun request nokta formunu kullanabiliyorum. Bunların her biri aslında burada listeli. Şöyle bakalım. Args mesela kamerada görünüyor mu? Ben kapatıyor muyum? Kapatmıyorum. Args burada görünüyor mesela. Daha sonra endpoint şöyle geleyim. Content, cookie, data mesela burada görünüyor. Bir headers kontrol yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz buradan tekrar. Bir de form'a bakalım. Form'da var mı? Form'u ben kapatıyorum şu an. Form'da var ama. Peki. Ben şu şekilde bir yazdırayım bakalım. Print diyeyim. Şuraya ne diyelim? Args'ı yazalım. Request.args kalsın şurada. Diğerlerini de yazalım. Kendi kullanacaklarımızı bir yazdırmaya çalışalım. Burada ne olsun? Data olsun. Request.data. Request.form da burada olsun. Şuraya da formu yazayım. Başka ne olabilir? Başka şimdilik kalsın. Şunu da siliyorum artık ya da şöyle yorum satırını alayım. Böyle kalsın. Hocam çalışıyor hala.
Ben şimdi parametre üzerinden, aralıksız üzerinden veri göndermeye çalışacağım. O yüzden sadece şunu test edelim. Aralıksa bir bakalım. Bunu Postman üzerinden nasıl yapacağız? Buna bakmak istiyorum. Şimdi eğer parametre olarak veri göndermek istiyorsak biliyorsunuz normalde şöyle yapılması gerekiyor. Bir field varsa işte name'i işte deyip gidecek. Zaten çıkmış. Burada kendi elinizde manuel olarak girebilirsiniz. Ama buradan parametre geldikten sonra şunları işaretleyeyim ben. Tekrar aktif olsunlar. Parametre üzerinde username'i göndermek istiyorum. E-mail'i göndermek istiyorum ve password olarak bunu göndermek istiyorum. Bunları parametre olarak göndermeye çalışacağım. Ve arka tarafta nasıl bize bir log gösterecek, print gösterecek ona bakacağım. Gönderdim. Herhangi bir hata zaten gelmedi. Bana diyor ki request args'ın parametrelerin bir immutable multi-dict type üzerinde username, email, password. Bunlar tabi dictionary yapıda. Immutable multi dictionary yapıda bana geliyor. Peki ben bunu direkt username'i nasıl alacağım? Immutable olduğu için şöyle get diyeceğim. Get name mi yazmıştım? Hayır. Name değil. Username yazacağım. Username'i. Hatta şunu kopyalayayım. Şöyle yapayım. Username, email, ax, password. Şu şekilde bir almaya çalışayım. Tekrar gönderiyorum. Sende bastım. Her biri burada görüntülenmiş oldu. Tamamını görmek istiyorsam sadece şurada aks kalacak. Diğerlerini sileceğim. Tamam, şimdilik bu kalsın. Ben aksı anladım. Artık username'i, e-mail'i, password'u bir değişken eşleyip ya da direkt kullanabilirim. Şurayı bir açayım. Data üzerinden nasıl veri göndereceğim? Diyelim ki tamam ben username'i gönderdim. Password e-mail'imi gönderdim. Onay e-mail'imi de gönderdim. Falan filan derken benim bir de imaja ihtiyacım oldu. Bu imajı ben nasıl göndereceğim? Geldim. Bu arada bu videonun sonunda bir şey daha göstereceğim. Burada aslında tamam biz otomatik olarak Postman'a işaretliyoruz atıyoruz ama bunların dillerde nasıl yazacağını nasıl yazacağı ile ilgili Postman'ın kısa bir yolu var. Onu da göstereceğim. Neyi gösterecektik? İmajı gösterecektik. Ben şunları kapatmayayım. Kapatmadan bir yandan da imaj göndermeye çalışayım. Şimdi buradan RAW'a geldim. RAW değil Binary'e geldim. Binary üzerinden şuradan bir imaj seçeyim. İmajı seçtim. Şimdi göndermeye çalışayım. Tabi bu niye çalışmadı? Galiba çalışacak. Emin olamadım şu an. Tekrar bir denemeye çalışayım şöyle. Ha, o yüzden sorun olmuyormuş. Şimdi burada ben belli bir formatta benim imajımı görebildim. İmajım hangi formatta? Bir binary kodu şeklinde geldi. Bunu zaten şuradaki başlıktan görebilirsiniz. Request datam zaten şurada yazıyordu. Request datanın içeriğini bana binary kod üzerinde böyle göstermiş oldu. Tabii biz binary'i dönüştüreceğiz. İmaj şeklinde kullanacağız. Veya bir kayıt yapmaya çalıştığımızda belli formatta kaydımızı yapacağız. Tamam, şimdi bunu da gördüğümüze göre şuradan bir de forma bakalım. Diğerlerini kapattım. Sadece form kalacak. Şunu kapattım. Params'tan bunları artık kaldırabilirim. Atmayacağım. Body içerisinde form data'ya geldim ve bunları işaretledim. Buradaki fark ne olacak? Şurayı tekrar bir açtığım zaman username'i ben buradan işaretlediğim zaman parametrelerde username'i göndermeye çalışıyor ve bunu URL üzerinden yapıyor. Şimdi ben bunu buradan kaldırdığım zaman artık username
parametrede yörel üzerinde görünmüyor. Body içerisinde bunları işaretlemiş olmama rağmen parametrede herhangi bir şey yok. Çünkü ben bunu form data datası üzerinden gönderiyorum. Şimdi bunu bir göndereyim. Geldim. Burada form data üzerinden yine bana immutable multi-dict üzerinden veriyi gönderdi. Tıpkı şeyde olduğu gibi get deyip buradaki verileri alabiliriz, kullanabiliriz. Tamam. Şimdi artık ben buradaki verileri alabildiğime göre, kullanabildiğime göre buradaki verileri bir değişkene atayıp artık bir obje oluşturup ya da direkt parametre olarak verip modellerime gönderip, modelimde benim neyim vardı? Klaslarım vardı, data klaslarım vardı ve artık ben bir query klasları oluşturup bu verileri kaydedebileceğim. Bu bir dahaki derste gelecek. Listelemeyi, veri eklemeyi bunları birlikte göreceğiz örnekleriyle beraber. Tabii query'leri, class metotları yazdıktan sonra gelecek. Bir dahaki derste class metotlarla görüşürüz.